Expert Para kanalından hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugünkü videomuzda piyasaları çok hızlı olarak analiz ettikten sonra Binance borsasına girme ihtimali çok çok yüksek olan Gate.io ve MXC'de volümleri yani hacimleri çok yüksek olan coinleri inceleyeceğiz sizlerle beraber. 5 adet coin tespit ettim sizlere arkadaşlar. Bunların hacimleri çok çok yüksek ve videomuzun sonuna doğru da arkadaşlar Expert Para video çekiliş onun sonuçları ile sizlerle beraber olacağım. Ve bu videomuzun açıklama kısmında da arkadaşlar Expert Para video çekiliş 11'in formu olacak. Bu formu da doldurmanız durumunda videomuza yorum yapıp beğenip formu doldurup kanalımıza abone olmanız durumunda ise arkadaşlar bir sonraki çekilişimizde sizlere de çıkma şansı bulunabilir. Arkadaşlar şimdi hemen Bitcoin analizimizden grafiklerimize başlıyoruz. Hepinize iyi seyirler dilerim. Bitcoin'i açtığımız zaman şu anda güncel fiyatın 64.670 dolar seviyesinde olduğunu görüyoruz. Bitcoin şu anda dirençle mücadele veriyor. 64.853 dolarda bir direncimiz olduğunu söylemiştim dünkü videomuzda da sizlere. Bu dirençle mücadele veriyor arkadaşlar. Bunun üzerine çıkmak için eğer bunun üzerine çıkarsa da bundan sonraki arkadaşlar direnci 69.000 dolardaki tüm zamanlar zirvesi olacak. Burayı kırmamız gerekiyor arkadaşlar. 64.853'ü kırarak üzerinde tutulması gerekiyor. Yeni zirvelerin gelebilmesi için. Bollinger'le baktığımızda Bollinger'in üst bandının bir günlükte 67.319 dolar seviyesinde olduğunu söyleyebilirim sizlere. Bollinger'in orta bandı 62.780 dolarda. Eğer olası bir aşağı yönlü harekette orta banttan döneceğini düşünüyorum arkadaşlar. 62.807 dolardan ve Bollinger'in alt bandının da destek noktamızın altında 58.913 doların altında bulunduğunu görüyoruz. 58.371 dolarla. Bundan dolayı da alt bandı test etmemesi tek temennimiz ve 64.853 doların üzerinde günlük kapanış yapmaz arkadaşlar. Bizler için çok çok iyi olacak. Özellikle hafta başlangıcında şu aralıkta olmamız bizler için çok çok iyi olacağını söyleyebilirim sizlere. Hemen Ethereum'a geçelim. Ethereum'da baktığımızda da Bitcoin'deki yükselişe rağmen Ethereum'da arkadaşlar bir düzeltme geldiğini görüyoruz. Buradan da dominansın arttığını anlayabiliriz. Bakmadan da anlayabiliriz arkadaşlar. 4601 dolar seviyesinde güncel fiyatı var Ethereum'un şu anda. 4758 dolarda birinci direnci var. 4868 dolarda da tüm zamanlar zirvesi bulunuyor Ethereum'da. 4442 dolarda da destek seviyemiz bulunuyor arkadaşlar. Hemen dominansa bakalım. Gördüğünüz gibi dominansa bakmadan arkadaşlar anlayabiliyoruz. Dominansta bir artış var. %43.47'ye kadar dominans artmış. Zaten Bitcoin fiyatının artıp da altcoin'lerin düşmesinde dominans artışının geldiğini bakmadan da anlayabiliriz arkadaşlar. Eğer dominans düşüşü gelseydi ne olurdu? Bitcoin kırmızı iken arkadaşlar Bitcoin düşerken altcoin'lerde yeşil bir mum olurdu. Buradan da Bitcoin dominansında düşüş geldiğini anlayabilirdik. %43.47'de dominansımız şu anda. %46.05'te direnç noktamız var. %40.25'te de destek noktamız bulunuyor şu anda. Altcoin market cap'e baktığımızda da zaten altcoin market cap'te de düşüş geldiğini görüyoruz. Ethereum'un hareketinden de altcoin market cap'in düşüşlü gittiğini de anlayabiliriz. 1 trilyon 586 milyar dolar seviyesinde şu anda 1 trilyon 699 milyar dolar seviyesinde de tüm zamanlar zirvesi vardı. Gördüğünüz gibi günlük mumumuzda kırmızı olduğunu görüyoruz. Korku seviyesinde bugün 74 puandayız. Genelde hafta sonlarında akümüle olduğunu görüyoruz. Dün 72 puandaydık. Bugün 74 puandayız. Geçen hafta 73 puandayız. Yani bu aralar 70 puanlara demir atmış şekilde görünüyoruz arkadaşlar. Açgözlülük seviyesine yakınız ama bunu söyleyebilirim sizlere. Hemen CoinMarketCap'ten baktığımızda da şu anda komple market cap'in 2 trilyon 830 milyar dolar seviyesinde olduğunu görüyoruz. 24 saat içerisinde en çok artış yapan coinlerde Avax'ın birinci sırada, KuCoin borsasının KCS token'ının %12 ile ikinci sırada, Loopring'in üçüncü sırada yükseliş yaptığını görüyoruz. 24 saat içerisinde düşüş yapan coinlerde de Mana'nın birinci sırada, Leo coin'in ikinci sırada, Mina coin'in üçüncü sırada olduğunu görüyoruz. Mina gibi coinlerde ve Mana gibi coinlerde çok sert yükselişler gelmişti. Bunların düzeltmesinin olduğunu söyleyebilirim sizlere. Arkadaşlar bildiğiniz gibi kanalımızın sponsoru Promodio coin. Promodio'nun sizlere son haberlerini tekrardan bir duyurmak istedim. Promodio arkadaşlar reklam platformunda reklam veren ve reklam alan kişiyi bir araya getiren ödemelerini kendi aracılığıyla sağlayan bir güvenlik platformu gibi düşünebilirsiniz. Ödemeler Promodio'ya yapılıyor ve reklam alanlar da ödemelerini Promodio'dan alıyorlar. Arada bir güven mekanizması görüyor. En son bir hafta önceki videomuzda arkadaşlar Promodio'yu anlattığımızda 0.0069 dolar seviyelerindeydi. Şu anda 0.013 dolar seviyelerinde yani yaklaşık 2 katı gibi bir artış yaptığını görüyoruz. Promodio'yu temin edeceğiniz borsaların içerisinde de şu anda XT.com ve Uniswap'ın bulunduğunu söyleyebilirim sizlere. XT.com'un referanslı linki de yine videomuzun açıklama kısmında olacak arkadaşlar. Üyeliği bulunmayan ve Promodio'yu almak isteyen kişiler
buradan alabilirler. Doğrulamalarını, KYC doğrulamalarını yapıp borsayı kullanıyorum. Ben mobil sürümde de kullanıyorum. Bir sıkıntı yaşamadım şu ana kadar. Baktığımız zaman arkadaşlar dolaşımdaki adetinin 661 milyon adet olduğunu ve 2 milyar adet maksimum arzının olduğunu görüyoruz. Son haberlerine baktığımızda da Twitter'da Promodio ile yeni bir ortaklık geleceğini söylemiştik sizlere arkadaşlar. Promodio'nun yeni bir ortaklığı gelecek. 26 Kasım'da yüksek APY oranı sona erecek. Airdrop var arkadaşlar 31 Aralık'tan önce. Ve arkadaşlar en büyük 10 borsadan birisinde 31 Aralık'tan önce bir listeleme gelecek. Ve 31 Aralık'tan yine öncesinde bir Coinburn işlemi var. Coinburn yapılacak arkadaşlar. 31 Aralık'tan yine önce gördüğünüz gibi yeni gelişmeler eklendi. Beta platformu faaliyete girecek. Market aktiviteleri, platform modül devi aktif edilecek arkadaşlar. Partnerlik duyurusu yapılacak 31 Aralık'tan önce ve 10 tane ama etkinliği düzenlenecek. Birçok etkinlikten Promodio arkadaşlar 31 Aralık'a gireceğe benziyor. Bundan dolayı da sepetlerimizde Promodio Coin'den bulundurmamız gerekiyor şu anda. Dijital reklam platformu arkadaşlar. Ortaklık duyurusuna baktığımızda en son Stop Global Warning ile ortaklık yaptıklarını görüyoruz. SGVX ortaklığını burada da görüyoruz arkadaşlar. Partnership olarak baktığımızda Super Launch'tan da partnerlik yaptıklarını da Promodio'nun görüyoruz. Super Launch'ta arkadaşlar yine bir IDO platformu olduğunu sizlere söyleyebilirim. Birçok partnerlikten şu anda dev adımlarla geliyorlar arkadaşlar Promodio Coin. Gerçekten de çalışmalara başladı. Marketing çalışmaları çok hızlı ilerliyor ve bizim kanalımızın da sponsoru arkadaşlar. Burada da zaten gördüğünüz gibi Promodio'nun ismi yazıyor. Promodio ile uzun sürede bir çalışma içerisinde olacağımızı sizlere söyleyebilirim. Hemen arkadaşlar şimdi sizlerle beraber videomuzun asıl konusuna geçiş yapıyorum. Videomuzun asıl konusunda borsalarda listelenen fakat Binance borsasında olmayan 5 adet altcoin seçtim sizlere. Şimdi arkadaşlar GTO borsasını çoğunuz biliyorsunuz. Dünyadaki en büyük 10 borsadan bir tanesi GTO borsası. Birçok coin girmek için yarışıyorlar şu anda GTO'ya. Ve GTO'nun kendi token'ı da çok çok güzel fiyatlara geldi. 1.90 dolardayken vermiştik arkadaşlar sizlere. Şu anda baktığımızda 7.24 dolarda yaklaşık olarak bir 3 katı artış yaptığını görüyoruz. Hemen borsasını da incelediğimiz zaman arkadaşlar borsada 24 saatlik hacim olarak en yüksek hacimli coinleri bulmamız gerekiyor bizlerin. Binance borsasında listeli olmayan bu coinleri ben sizler için tespit ettim. Bu coinlerin içerisinde fiyatsal olarak çok düşük coinler de var. Mesela arkadaşlar Shiba coin'i ya da Dogecoin'i tercih edeceğinize bu düşük fiyatlı coinleri tercih ederseniz olası bir Binance ya da Coinbase listelemesinde çok çok güzel yerlere gelebilirler fiyatsal olarak. Hemen şimdi arkadaşlar 5. coin'imizden başlıyorum. 1. sıraya doğru ilerleyeceğim. Listelenme ihtimali çok yüksek olan Binance ya da Coinbase borsasında. 5. sırada arkadaşlar Starlink var. Bir Metaverse projesi 0.4057 dolarda şu anda fiyatı. Ve baktığımız zaman 10 trilyon adet maksimum arzının olduğunu görüyoruz. Maksimum arzı biraz yüksek. Fakat Shiba gibi coinlere baktığımızda onların da maksimum arzının yüksek olduğunu görebiliyoruz. Starlink şu anda arkadaşlar GTO borsasında en yüksek hacime sahip 19. sırada. Ve diğer coinler arkadaşlar şu ilk 19'dakilerden neredeyse 14 tanesi Binance borsasında listeli. Sadece 5 tanesi listeli değil. Ve bu coinleri sizler için tespit ettim ben de. En yüksek hacim olması ne demek arkadaşlar? Coinbase ya da Binance'ın dikkatini çekmesi demek oluyor. Starlink arkadaşlar bir Metaverse projesi. Buradan zaten 1-0 öne geçiyor listelenme için. İkinci olarak da GTO borsasında OKEX'te, MXC'de listeli olduklarını görüyoruz. Bu borsalardan temin edebilirsiniz. Şu anda dolaşımda da 10 trilyon adetin tamamının bulunduğunu görüyoruz arkadaşlar. Starlink'i GTO borsasından ve MXC'den temin edebilirsiniz. GTO borsasının referans linki yine videomuzun açıklama kısmında olacak. Buradan da temin edebilirsiniz. Promodio'yu XT.com'dan bu sayacağım 5 coin'i de GTO borsasından temin edebilirsiniz. Hemen 4. sıraya geçiyorum. 4. sırada arkadaşlar Floki kısaltması da Floki şeklinde geçiyor. Floki coin. Floki'nin kısaltması da Floki şeklinde geçiyor arkadaşlar. 0.3023 dolar seviyesinde şu anda. Ve 10 trilyon adet yine maksimum arzının olduğunu görüyoruz. Ve dolaşımda şu anda arkadaşlar 10 trilyon adetin tamamının bulunduğunu görüyoruz. 10 trilyon adette maksimum arzı var. GTO borsasında MXC'de PancakeSwap'ta listeli olduklarını görüyoruz. Bu tokenları arkadaşlar Shiba ya da Dogecoin yerine tercih edebilirsiniz. Hem Starlink'i hem de Floki'yi. Şimdi sayacağım coin'i de arkadaşlar yine Dogecoin'in ya da Shiba'nın yerine tercih edebilirsiniz. Üçüncü sırada coin'imiz hacimsel olarak en yükseklerden birisi Kishu Inu arkadaşlar. Kısaltması Kishu şeklinde geçiyor. 0.80 arkadaşlar 55 olarak geçiyor. Yani 50 dolarlık bile alsanız sepetinize bir sürü adet gireceğini söyleyebilirim sizlere. Baktığımız zaman 100 katrilyon adet toplam arzı var. Adetsel olarak bunlar çok fazlalar.
Fakat fiyat olarak da çok ucuzlar. Bir sıfır silmeleri demek 10 katı ilerlemeleri demek arkadaşlar. Bundan dolayı da bu coinleri Shiba yerine tercih etmek biraz daha mantıklı geliyor. Çünkü Gate.io borsasında hacimsel olarak çok yüksek hacme sahipler. Baktığımızda kişi token'ın da arkadaşlar 20. sırada bulunduğunu görüyoruz şu anda. Hacimlerine baktığımızda da kişi token'ın 10 milyon dolarlık 24 saatlik hacmi olduğunu görüyoruz. Hemen ikinci sıraya geçiyorum. İkinci sırada Saitama. Saitama da arkadaşlar yeni çıkan bir coin'di. İDOS'u yeni düzenlendi. 0.6011 dolar seviyesinde şu anda. Ve marketlerine baktığımızda yine Gate.io borsasında, MXC'de, Uniswap'ta bulunduğunu görüyoruz. XT.com'dan da temin edebilirsiniz. Maksimum arzına baktığımızda yine 100 katrilyon adet arkadaşlar maksimum arzı olduğunu görüyoruz. Ve dolaşımda şu anda 44 milyar adet bulunduğunu görüyoruz arkadaşlar. Piyasaya yeni çıkan bir coin olduğundan dolayı da şu anda hala da arkadaşlar düşük fiyatlarda baktığımızda bir fiyatsal yükseliş gelmiş. Fakat hala da arkadaşlar 6 sıfır var önünde. Her sıfır silmesi demek 10 katı yapması demek. Saitama'da baktığımızda Gate.io borsasında hacimsel olarak 4. sırada bulunan bir coin şu anda. Ve gelelim 1. sırada coin arkadaşlar. Listelenme ihtimali çok çok yüksek bana göre. Radyo Kaka kısaltması Raka şeklinde geçiyor. 0.01 dolar seviyesinde şu anda. Olası bir Binance listelemesinde 0.05 dolar seviyeleri rahatlıkla gelecektir. 442 milyar adet arkadaşlar maksimum arzı var. 181 milyar adet de dolaşımda olduğunu görüyoruz. Marketlerine baktığımızda Gate.io'da, MXC'de, PancakeSwap'ta bulunduğunu görüyoruz. Buralardan da temin edebilirsiniz. Radyo Kaka sepetlerinizde kesinlikle olsun arkadaşlar. Benim ilk 3 sıralamam Radyo Kaka, Saitama ve Kishi Inu arkadaşlar. Bu tokenlardan sepetlerinizde bulunmasını öneriyorum sizlere. Saitama da kaliteli görünüyor. Çünkü borsada 4. sırada olan bir coin. Bunlar Binance borsasında listeli değiller. Zaten dediğim gibi Gate.io borsasında hacimsel olarak en yüksek coinlere baktığımızda ilk 20 coin'in arkadaşlar 15 tanesi Binance borsasında listeli. Fakat bu saydığım coinler Binance borsasında listeli değiller. Bunlar da hacimsel olarak Binance'ın dikkatini çekecektir. Nasıl ki Shiba Inu arkadaşlar sırf haciminden dolayı Binance ve Coinbase'in dikkatini çektiyse emin olun bu coinler de Binance'ın dikkatini çekiyor. Bundan dolayı da Binance'da listelenme ihtimali çok çok yüksek şekilde görünüyor. Arkadaşlar hemen şimdi çekilişimize geçiyoruz. Dünkü videomuzda sene sonuna kadar bu altcoin'lere dikkat şeklinde bir videomuz vardı. Bu videomuzda arkadaşlar şu anda 2010 adet yorum tespit edildi. Hemen arkadaşlar bağlantımızı buraya yapıştırıyoruz ve her kullanıcıyı bir kere sayıp 2 asit 2 yedek kullanıcı sayıyoruz. Yorumları getir diyorum. Arkadaşlar bu çekilişimize katılmak çok çok basit. Sadece videoyu beğenip kanalımıza abone olup yorum yapıp formu doldurmanız gerekiyor. Dün bu arada formu videonun başlangıcında unutmuşuz. Daha sonrasında eklendi arkadaşlar. Videoda şu anda formumuz da bulunuyor. Fakat çekiliş başladığından dolayı formumuz şu anda yanıt vermeye kapalı duruma geçti. Bu videomuzun da yine açıklama kısmında arkadaşlar 11. çekiliş formumuz olacak. Bu formu doldurun, kanala abone olun, yorum yapın ve videoyu beğenin. Sizler de arkadaşlar 50 dolar kazanacak kişiler arasına girme ihtimalini yakalayın. Hemen çekilişi başlat diyorum ve birinci talihlimizi bekliyoruz arkadaşlar şu anda. Birinci talihlimiz Erol Daşdöğen oldu. Emeğinize sağlık hocam dedi. Teşekkürler, sağ olasın Erol. İkinci sırada da Yahya Yılmaz. Bu da geçer yahu yazmış. Yahya'ya da çıktı arkadaşlar ikinci sırada. Ve yedek talihliler birinci sırada Burak Anlar. Hadi bu sefer bize çıksın. Burak çok küçük bir farkla kaçırdın. Yedek oldun. Eğer arkadaşlarımıza ulaşamama durumum olursa sana gönderilecektir. İkinci sırada da Ertuğrul. Yine güzel bir video olmuş. Emeğinize sağlık yazmış. Ben de sana teşekkür ediyorum Ertuğrul. Arkadaşlar bugün de videomuzun çekilişini sonuçlandırdık. Yeni bir video çekilişimizde yine bu videomuzun açıklama kısmında olacak. Katılmayı unutmayın diyorum sizlere. Arkadaşlar bugünkü videomuzun da sonuna geldik. Kanalımıza hala abone değilseniz, abone olursanız, videolarımızı beğenirseniz ve yorum yazarsanız çok sevinirim arkadaşlar. Hepinize sevgilerimle, saygılarımla, sağlıkla kalın, hoşça kalın.